Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu harita versiyon videomuzda da üzerinde duracağımız Türk boyu kimekler olacak. Altay Dağları İrtiş Irmağı'nın bulunduğu coğrafyada varlık göstermiştir kimekler. Kimekler dediğimizde Batı Göktürk boylarından olduğunu belirtelim. Bununla birlikte Göktürklerin yıkılmasından sonra da bağımsızlıklarına kavuşmuş idiler. Ki kimeklerin idaresine baktığımızda tutuğu denilen valiler tarafından yönetilmektedir. Ülke yönetim birimlerine ayrılmıştır. Özellikle de 11 ile ayrılarak yönetilmiştir. Bu valilere de tutuğu deniyor ki arkadaşlar KPSS tarzı sorularda kimek valilerine, yöneticilerine ne isim verilir şeklinde sorular sorulur. Cevabı da tutuğu olarak karşımıza çıkmakta. Bununla birlikte Kıpçak egemenliğine girmiş olduklarını da belirtelim. Böylece kimek hanlığının da sona erdiğini görüyoruz. Yine coğrafi açıdan bakın diğer Türk boylarını da rahatlıkla gördüğümüz bir haritamız söz konusu. Mesela hatırlayalım, İtil Bulgarları İslamiyet'i kabul etmişti. Avrupa'da ilk Müslüman Türk devletiydi. Kıpçaklar dediğimizde Eyyubi ve Memlük ordularında görev almışlar. Hatta Memlüklerin kurulmasında etkili olmuşlardı. Hazarlar Hazar Denizi'ne adını vermişlerdi ki Hazarlar Museviliği kabul eden tek Türk devletiydi. Oğuzlar dediğimizde en kalabalık Türk boyuydu ki Kınık boyu, Selçuklu, Kayı boyu Osmanlı Devleti'ni kurmuştur. Ki arkadaşlar Oğuzlar bugün Anadolu'daki Türklerin ataları olarak kabul edilir. Avarlar dediğimizde İstanbul'u ilk kuşatan Türk boyudur. Macarlar Balkanların Almanlaşmasını, Germenleşmesini engellemiştir. Karluklar İslamiyet'i Orta Asya'da kabul eden ilk Türk boyudur ve Orta Asya'da ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlıları kurmuşlardır. Ötüken'de hatırlayın kutsal merkezde Asyuhun, 1. 2. Göktürk, Uygurlar ki Uygurlar daha sonra ordu balığı taşıyacaktır. Kırgızların merkezi olarak karşımıza çıkmakta idiler. Bu videomuzda hem kimekler üzerinde durduk hem de haritamızda yer alan diğer Türk boylarını da şöyle bir hatırlatmış olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere.